Evet, herkese günaydın. Gün ayalı aslında bayağı oldu. Şu an saat 11'e geliyor. 11'de pazartesi günü sınavımız var, Türkçe sınavı. Artık şey oldum böyle. 2,5 aydır beynimde böyle 2,5 ay olmadı değil mi? 2,5 haftadır beynimde şeyler dönüyor işte. Sınavlar geliyor, sınavlar geliyor. Hatta 3,5 hafta bile olmuş olabilir. O kadar böyle sınavla yat kalk moduna girdim ki şu an ders çalışma modum sıfır. Hani gerçekten sıfıra indi. Böyle oturuyorum mesela ders çalışmam lazım biliyorum ama ders çalışıyorsam yok. Sadece hani Türkçe'ye çalışmasam, çalışmak istemesem yine anlarım. Hani çünkü çalıştım bitti. Ama öyle değil işte. Direkt anatomiyle çalışmak istemiyorum. Ve anatomi sınavımız çarşamba günü. Pazartesi şu an bu sınavı, Türkçe sınavını alacağız. Yalan yok, ben bunu önceki videolarda da söylemiştim. Gerginim çünkü hoca derste verdiği örneklerde genelde eski Türkçeden örnekler verdi. İşte mesela şu eski Türkçede bu, bu eski Türkçede bu. Eski Türkçe bilmeyen ve eski Türkçeye çok ilgisi olmayan Helen ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Bu ne? Heh, kapandı. Virüs mü geldi şimdi diyecektim kendi kendine. O yüzden umarım hoca gerçekten o tip eski Türkçe soruları sormamıştır. Eğer sorduysa büyük bir sıkıntı içerisinde olacağım. Saat 11'de başlayacak sınav. Geriye kaldı 8 dakika. Saat 10.52. Bundan sonra ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Büyük bir ihtimalle ders çalışırım. Şu an masayı görmüyorsunuz. Masa çok dağınık. Her yerde bir not çıkartılmış durumda. Her şey gerçekten her yerde. Ama artık yapacak bir şey yok. Bir Türkçe'ye girelim. Birazcık bir dinleneyim. Üzerine böyle bir şeyler izleyeyim falan filan. Kafa dağıtayım. Ondan sonra anatomiye geçeceğiz yine. Bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor. O yüzden şimdilik görüşürüz diyorum. Türkçe sınavına girip geliyorum. Berbat abi. Bir şey diyebilir miyim? Böyle bir sınav neden vardı? Ay. Yani ne bileyim. Tamam, ben zor olmasını bekliyordum. Aslında tam beklediğim gibi. Ama yine de içinizde hani bir şey olur ya böyle. Mesela birisinin bir şey yapmasını beklersiniz. Ha, ondan beklerim dersiniz. Ama aslında içten içe istemiyorsunuzdur. Hani Türkçe'de zaten size de söyledim. Eski sözcükleri hoca koyarsa dedim. Bu arada buradan uçak sesi umarım çok gelmiyordur. Şeyden hani hoca eski Türkçe sözcükleri çok koyarsa sıkıntı var dedim. Koymuş. Çok edebiyat sorusu vardı ve eski Türkçe sözcükler de konulmuştu. Böyle bir sınav neden vardı gerçekten düşünüyorum. Mesela fizyoloji sınavına girdik. Misler gibi sınavdı gerçekten. O kadar kendimi gerdim, korktum. Fizyoloji sınavı o kadar güzel böyle temiz gitti ki hani böyle şeydim sınavda. Allah'ım ne güzel sormuş hocalar. Hani eskiden çıkmış sorulara da bakmıştık. Çıkmışlardan da birkaç tane soru vardı. Derste hoca bunları kesin sorarım dediği yerlerden de vardı. Niye bu Türkçe bu kadar zordu acaba? Bende mi sıkıntı anlamıyorum. Hani mesela organikte zorlanmıştım. Türkçede zorlanmıştım. Herhalde yan dal sayılabilecek yani yan branş olabilecek tüm derslerde zorlandım. Çok iyi gidiyorum. Bir fizikte şu an zorlanmıyorum. Onun da ikinci sınavına bakalım. Birinci sınavı sıkıntı yaratmadı. İkinci sınavından ben de emin değilim. Ama şimdi gidip yatacağım. Çünkü Türkçe kötü geçti. Ve bu zaten 1.40'da aynen. 1.40'da bizim fizyoloji dersimiz var. Ondan sonra da ortodonti dersimiz var. O yüzden o zamana kadar azıcık dinleneyim. Saat 12'ye denk geliyor. Yani sınavda bu arada 25 soru 40 dakikaydı. Dedim ki güzel zaman verilmiş. Hani böyle ucu ucuna yetiştireceğim, hızlı şey yapacağım. Hani dedim hoca Türkçe olduğunu düşündü büyük bir ihtimalle. Hani 1, 2, 3, 4, 5 koyacaktır dil bilgisinden. Biz aşağıdan yukarıdan ara bul falan filan derken dedim. Zaman kaybederiz diye böyle yapmıştır diye düşündüm. Ki değilmiş. Hoca geriye dönüşü kapattı. Geriye dönüş kapatınca hani mesela şey yapacağım. Sonradan bakarım hani zaman alacak deyip geçeceğim. Başka şeylere bakacağım. O sırada farklı sorulara bakacağım. Yok, onu yapamıyorsunuz. O saniye cevapladınız. Hani mesela fizyolojide bu da yoktu. Zaman iyiydi. Sorular hani çalışınca kolayca cevaplanabilecek sorulardı. Onun üzerine bir de şeydi. Geriye dönüş vardı. Hani mesela ben bir tane soruyu boş bırakmıştım. Sonradan ona geri döndüm. Hatta sorularımı bir daha kontrol ettim. Türkçede yok öyle bir dünya. Direkt işaretlediniz, bilemediniz bir şeyi sallamak zorundasınız. Sorunun devamını görmek için ben o sallamak zorundayım. Hani sonradan bir daha bakayım mantığı yok. Tabii hocalar bunu kopya çekmeyelim diye yapıyorlar ama bilmiyorum yani gerçekten empati durumum burada gidiyor. Hani
düşününce çok çok düz mantık düşünüyorum. Sınavda biz TYT, AYT'de ne öğreniyoruz? Bir soruyu hızlı bir şekilde yapamıyorsak geçmeyi, onun üzerine başka soruları yap, sonra da boşlarımıza dönmeyi öğreniyoruz. Ve bize bu füzen diyor ki geçemezsiniz. Hani üniversiteye gitsek elimize kök gelsin zaten her soru arasında geçiş yapacağız. Ama kopya çekmeyin diye böyle bir şey yapıyorlar. Gerçekten zor. Hani bu mantıkla sınava girmiş ve bu mantıkla sınavı kazanmış insanlar olarak ben en azından, bence sizler de yani böyle bir şey karşılaşıyorsanız bence sizde de öyledir. Zorlanıyorum. Neyse çok ağladım. Türkçedeki umarım şanssızlığımız çarşamba günü anatomideki şanssızlığa dönmüş olur. Anatomiden bir darbe yiyemeyeceğim gerçekten. Zaten Türkçem hiçbir zaman iyi değildi. Yani TYT, AYT'de de benim matematik kurtarmıştı. Türkçede de, AYT'de de Türkçe çözmüyoruz ama Türkçem yine kötüydü ama olsun. Yine de en azından eski Türkçe olmasaydı ben yapabileceğime inanıyordum. Çünkü bende genelde paragraf sıkıntıydı. Gideyim birazcık şey yapayım. Oyalanayım. 1 saat 40 dakika. Bu arada geri geldim. Sizi birazcık kaydırırsam ne olur? Ha, geri geldim. Çünkü ders başlıyor. 1 saat 40 dakika oturdum, anime izledim. Çünkü yapacak daha güzel bir şeyim yok. Hatta birisi de yarıda kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Fizyoloji dersine gireceğim. Dersi bulamadım. Ha, 40. Aa, şey belirlenmiş. 1 dakika. 1 dakika. Önce bir derse gideyim, ondan sonra 1 dakika sizlerle şey konuşacağız. Şey belli olmuş, onu anlatacaktım. Çarşamba günkü sınav hakkında bilgiler gelmiş. Anatomi 20 dakika. Umarım, hani diyeceğim ki 10 sorudur umarım ama alakası yok. 10 soru olursa 20 dakika. Hem bir tane yanlış da 10 puan gidecek. 20 soru 20 dakika mı yapacaklar? Yeterli zaman umarım olur. Çünkü bir de şey böyle, anatomide mesela tamam hani ezberledik falan ama düşününce böyle mesela hoca direkt söyleyince falan direkt aklımıza gelmeyebilir mi? Çıkmışları mesela açılıyorum. Çıkmışlar zaten zor. Da onun dışında hoca mesela hızlı bir şekilde aklıma gelmeyebiliyor. Hani diyorum bu burasıydı, bu burasıydı, o zaman şu şurasıdır falan moduna girmem gerekiyor. Sanki 20 dakika onun için pek uygun bir dakika şeyi değil ama umarım iyi geçer diyorum. Oyalandım. Şimdi fizyoloji dersine giriyoruz. Fizyoloji dersinden sonra da şey yapacağız. Anatomi çalışacağız. Çünkü şu an daha yapabileceğimiz çok güzel şeyler tabii var ama. Yapabileceğimiz çok güzel şeyler var ama ne yazık ki şu an yapamıyoruz. Şu anatomi geçtikten sonra hepsini yapabilmeye başlayacağız. Ders çalışmaktan ama çok sıkıldım. Ne zaman diyeyim? Yaklaşık 2 gündür, 3 gündür ders çalışmak beni zorluyor. Ne çalışacağımı falan bulamıyordum. Türkçe çalışıyordum böyle olunca. Şimdi anatomi sadece kaldı ve anatomi artık kusacağım böyle. A desem anatomi falan çıkıyor. Sıkılmış durumdayım. O yüzden gideyim dedim bir tane. Bugün sağ olsun birisi demişti. Kim olduğunu unuttum. Grupta bir tane anatomi uygulaması önerildi. Biraz onun quizlerini falan çözeyim dedim. En azından bir şekilde eğlenceli bir şey yapmış olurum. Ondan sonra da gideyim çıkmışlara bakayım. Muhteşem eğlenceli bir vlog ne yazık ki sizlere gösteremiyorum. Muhteşem eğlenceli bir şu an çünkü hayat yaşamıyorum. Hani gördüğünüz gibi ne varsa onu gösteriyorum. Sabah uyanıyorum. Yapılacak işte girilecek sınav varsa ona giriyorum. Ders varsa derse giriyorum. Dersten çıkıyorum. Azıcık dinleniyorum. Akşama doğru işte İngilizce konuşmam oluyor. Onu konuşuyorum dersi ertelemezsem. Ondan sonra oturup ders çalışıyorum. Yani Covid var. Zaten dışarıya çıkma şey ama. Hani dışarıya çıkayım, şunu yapayım, buna gideyim, şuraya gideyim. Hani zaten birçok YouTuber böyle şey oldu. Bir ara veriyorum YouTube'a falan moduna geldiler. Ben de tam çok çok yanlış zamanda açtım.
bir ev içerisinde, hatta bir oda, hatta bir masa içi üzerinde ne kadar vlog çekilir onun tartışmasını yapıyoruz. Çarşamba gününden sonra birazcık daha eğlenceli olmasını umuyorum. Onun dışında birkaç gün boyunca büyük bir ihtimalle böyle geçecek. Çarşamba gününde ne çekeceğime dair hiçbir fikrim yok. Muhteşem eğlenceli hayatıma hoş geldiniz. Aydın mı aymadı mı ama hiçbir fikrim yok o konuda. Bugün günlerden salı. Çarşambaya bir gün kaldı. Artık çarşamba eksi bir belli bir güne odaklanınca böyle oluyor. Normalde Türkçe dersi başladı ama Türkçe hocası sınav nasıldı ve benzeri sorular soracağı için büyük bir ihtimalle ben de dedim ki hızlıca girmeyeyim. Çünkü hızlı girersem bunları dinlemek zorunda kalacağım. Hatta belki cevap vermek zorunda kalacağım. O yüzden dedim ki kendi kendime geç gireyim. Geç gireyim dedim de 3 dakika geçti ders başlayalım. O yüzden gidip önce derse gireceğim. Türkçe dersi bittikten sonra anatomi bakarım. Çıkmışlara bir daha şimdi. Dün bir gün daha var diye çalışasım gelmedi. Şimdi çıkmışlara bakacağım. Bugün. Baştan sona her şeyi bir daha okuyacağım. Yarın bir saat sonra tam. Şeyim başlıyor, sınavım başlamış olacak, 4 dakika geçmiş olacak ve sonunda bitiyor olacak hani. Anatomi bitsin de bir artık şey yapalım, bir rahatlayalım. En azından hani hocaların bir tarzını görelim. Of. Bıktım, hayat enerjim gerçekten gitti. Türkçe sevdam ektedir, sorgulanmamalıdır. Akşam oldu. Ve şu an tek düşündüğüm şey anatomi sınavım. Gerçekten şeyimde değilim böyle. Aklım yerinde değil. Ne görsem bir şey hatırlıyorum falan. Stres derecem %80'e 70'e falan çıktı. Biraz daha tekrar yapıp en azından belki azalır diye düşünüyorum ama buna azalacağına inanıyor muyum? Hayır. Yani gidip bir tekrar yapayım, kendime geleyim yine. Artık şey oldum. Vardır ya o psikoloji, bitse de gitsek modundayım ama aynı zamanda bitmesini istiyorum. Tam ona döndü. Üniversite sınavı için bu kadar gergin olduğumu hatırlamıyorum. Bitirelim artık şu işi. Günaydın herkese. Günaydın bilmiyorum. Şu an saat 10. Zaten hani şey değil, onda uyanmadık doğal olarak da. Şimdi gidip birazcık daha bir şeyler bakayım dedim son bir tekrar. Ondan sonra sınavımız 40 geçe başlıyor. Son 40 dakika. Ve artık şey, vücudum kaldıramıyor bunu. Bu üniversite hayatı böyle geçmez. Bence alışacağım zamanla. En azından şu anatomi geçse büyük bir rahatlık yaşayacağım. Anatomi... Bakın tam bir saat sonra... 1 saat 8 dakika, yani 1 saatte 8 dakika kaldı. 1 saat sonra tamamen düzelmiş olacağım. Hayal edebiliyor musunuz? Şu 2,5 haftalık stresin hepsi bitecek. Diş sınavları başlayacak. Her şey normale dönecek. Herkese tekrardan merhaba. Dağılmış halimle yine buradayım. Derse gireceğiz. Evet. Korkuyorum böyle o şeyler olunca. Evet, ne diyordum? Anlayabileceğiniz üzere çok güzel konuşuyorum. Anlayabileceğiniz üzere şu an birazcık daha moralim düzeldi. Kendime geldim. Hani şey sınavı bitti, anatomi sınavı bitti. Gerçekten psikolojik olarak çok yorgunum. Bugünkü planım hiçbir şey yapmamak. Aslında hiçbir şey yapmamaktı ama dediler ki
ders var. O yüzden derse geleceğim. Bundan sonra da bir tane daha ders var. Yani derslere girip onun dışında bir şey yapmayı bugün düşünmüyorum. Belki, yok hayır, yarın ders çalışacağız. Moralim bir tık daha düzeldi. Sizlerle bundan sonra umarım bir vlog başlar. Çünkü gerçekten moralim iyi değildi. Hatta bayağı görünüyor mu bilmiyorum. Her yerimde sivilcelerim de çıktı. Yani stres gerçekten iyi etkilemedi. Bundan sonra hayatımı geri alıyorum. Hayatımı geri alma vloguna tekrardan hoş geldiniz. Gerçekten böyle evde şeydim. Bir ruh geziyor gibiydim böyle. Hani anatomi var, anatomi var, anatomi var. Evde gezen ruh sonunda bedenine geri döndü. Bir de şey diyecektim. Sınavın birazcık değerlendirmesini yapayım. Bence sınav şeye çok benziyordu. Birinci dönemde olduğumuz finallerde... Finaller miydi o? Vize de olabilir, hatırlamıyorum. Protez dersinin sınavına çok benziyordu. 20 soru vardı, orada da 20 soru vardı. 20 dakika. Zaman yetişmesi gerçekten çok zordu ama protezde bir tık daha kolay yetiştirmiştim. Hani en azından bir şeyleri okuyup şey olmuştu. Bakıyordum mesela sınava, diyordum işte bu 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 ama gerçekten zaman yetişmiyordu. Her 5 sorudan bir tanesinden bir şey çıkardı. Bir de detaydı hani sorular. Ama onun dışında bu sınav bence gerçekten zordu. Hocalar mesela şunu sorarım, bunu sorarım dedikleri belli ve önemli şeyler vardı. Hiçbiri yoktu. Mesela ben çiğneme kası bekledim çünkü hocalar üzerinde çok durdu. İşte hangi çiğneme kası ağzı açar veya paratis bezinin içinden neler geçer onu sorarım dedi. Hocanın böyle mesela sorarım dediği sorular vardı. Ama onların hiçbiri yoktu. Bayağı böyle şeydim. Beklemediğim yerlerden sorular geldi. Gerçekten stresliydi. Ama bitti artık böyle şeyim ben. Sınavın sonucuna hiç böyle artık şey değil. Yani zaten bana yeten bir puan aldığıma göre de konu benim için kapanmıştır. Önümüzdeki sınavlara bakacağız. Gayet benim için ideal bir sınav oldu. Bittiğine göre de artık bugün dinleniyorum. Yarın yine ders çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi derse gireceğiz, anatomi dersine yine. Anatomi sınavından sonra anatomi dersi görmek istediğime ne kadar eminim bilmiyorum ama en azından Türkçe gibi bir sınav, yani zaten zor olmasını bekliyorduk. Zor bir sınav olması da doğal bir durum. Hani Türkçe'de şeydim ya, derse hiç giresim yoktu. Yani Türkçenin bu kadar zor sınav olması çok şey yapmıyor beni. Anladınız bence. Ben bence anladınız. Ben çok anlatmama gerek yok. Anatominin zor olması doğal. Evet diyeceğim başka bir şey olduğunu düşünmüyorum ve derse giriyorum diyeceğim ama saat 1.30'da başlayacak ders. Şu an 35 geçiyor ama başlamadı. Herhalde 40'da başlayacak. Sonuç olarak derse giriyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şu an saat 1.30. Akşam. Yani akşam 1.30. Diyorum ki bugün biraz erken yatayım. Normalde zaten yatış saatim 3 falan olunca, 2.30-3 olunca dedim erken yatayım. Zaten sınav bitti, rahatladım. Hani bugün çok sanki video çekmedim. Neden? Çünkü dedim ki zaten gün boyunca anime izledim. Sizlere her seferinde aynı şeyimi göstereyim dedim. O yüzden çok çekmedim. Bittiği için bir ders, sınavlar falan bir rahatlık geldi. O rahatlığın gelmesiyle birlikte şey oldum. Sınavlar bitmedi bu arada. Haftaya yine var ama anatomiyi atlatmış olmanın mutluluğuydu bu. Bugün zaten kendime off verecektim. Anatomi dersine girmek ve ondan sonra bu arada o dersler hakkında da konuşmak istiyorum. Yarın şöyle bir şey planladım. Sizinle birlikte yani video açmadan daha doğrusu vlog şeklinde 12 saat çalışma challenge'ı kendime koymak istiyorum yarın için. 12 saat boyunca çalışırsam dedim kendi kendime. Hem diş derslerine hiç bakmamıştım orada, özür diliyorum şimdiden hocalarına. Ama diş derslerine hiçbirine böyle not almamıştım. Hani derslerin hepsini dinledim tamam ama ders dinleyerek olsaydı her şey olurdu zaten. O yüzden de hem diş derslerini bitiririm dedim. Hem histolojiyi 3 haftadır galiba bakmıyorum, histolojiyi bitiririm dedim. Başka neyi bakacaktık ki? Histolojinin laboratuvar dersi var yarın, onu bakarım dedim. Aynı zamanda fizyolojinin 2 haftası var, onları hallederim dedim. O yüzden dedim ki yarın bir 12 saatlik ders çalışma challenge yapayım. Bakalım uzun süredir, yani herhalde üniversite sınavından çalışırken illaki çalışılmıştır Covid döneminde özellikle ama uzun süredir üniversitede 12 saat çalışmadım çünkü kimse durup dururken 12 saat çalışayım demiyor. Ben de demiyorum. 8 saate çıktı maksimum. 12'ye çıkartmamıştım. Yarın onu denemek istiyorum. Aynı zamanda dersleri de bitirmiş olurum diye düşündüm. O yüzden bugün bir tık erken yatarsam tatlı olacak çünkü uykum var.
herkese günaydın. Gün ayma olayını geçti zaten. Sabahtan derslere girdik. Gördüğünüz gibi bir tanesi diş hekimliğinde spor yaralanmalarıydı. Seçmeli derslerden bir tanesiydi. Diğeri de fiziğe girdik. Onun dışında ne yaptık? Onun dışında bir şey yapmadık. Aynı zamanda sizlerle ne zaman konuşacağımı bilmediğim bir şekilde diğer seçmeli diş derslerini falan da konuşmak istiyorum. Ama onu nasıl yapayım, ne zaman yapayım onu bilmiyorum. Azıcık muhabbet etmek istiyorum. Aslında şu an edebilirim bence. Neyse şu an edeyim. Bizim dünkü dersimiz, ben gerçekten o dersten çok eğleniyorum. Hatta ilk ikinci dönem derslerim dediğim videoda da onu bahsetmiştim. Meryem Hoca'nın dersinin olduğunu bilmediğim bir şekilde Meryem Hoca'dan ders aldım. Daha doğrusu seçmeli dersi o dersi seçtim. Ağız diş sağlığı ve bakımı dersi Meryem Hoca'nın koordine ettiği bir ders. Hani yanında işte Yağmur Hoca falan da geliyor ama gerçekten çok eğlendiğim bir ders oluyor. Hem böyle interaktif, hem hocanın böyle Menti üzerinden bizimle iletişim kurduğu veya bir spesifik olarak bizlere soru sorduğu, bizlerin söz almak istediğinde katıldığı bir ders. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hani böyle bunu aslında almak istemiyordum. Hani ne anlatacaklar diye düşündüm. Çok böyle eğlenceli bir ders gibi gelmemişti. Ama gerçekten çok eğlendiğim derslerden bir tanesi. Spor yaralanmalarını da istemiyordum. Spor yaralanmaları hala bana çok ilgi çekici gelmiyor. Yalan yok. Ama işte mecburuz, aldık bir kez. Diş hekimliği ve estetik dersimiz var. Onda da protez hocaları falan geliyor. O da aslında güzel, kötü bir ders değil yani. Bunların hepsini bugün çalışacağım. 12 saat zaten bugün çalışacağım demiştim biliyorsunuz. Başka ne var? Ortodonti var. Yani normalde bu sınıfta olmaması gereken ama bizim haberdar olun dedikleri bir dersimiz. Kendisi dersler olduğu bir gün 12 saat çalışmayı düşünmem çok mantıklı bir fikir değildi. Ama zaten lab dersim var. Onun lablarını yapmam lazım. O yüzden bir yandan da iyi olacağını düşünüyorum. Neyse şimdiden başlayalım. Akşam bitiminde de eğer herkes uyumuş olmazsa evde o zaman sizlerle yine muhabbet ederiz. O yüzden bugün uzun bir gün olacak. Kemerlerinizi bağlayın. Sesim kapalı galiba. Aynen sesim kapalı. Ben tamamen safım. Unuttuğum minik ayrıntıya bakar mısınız? Bugün şey varmış, histoloji laboratuvar tartışması varmış ve ben bunu unuttum. Şimdi 3 haftadır dinlemediğim dersi çok güzel bir şekilde burada tartışmasını yaparım. Umarım sadece sorular falan cevaplanacaktır. Çünkü sorabilecek sorum yok benim şu an. O kadar bilmiyorum hocam. Mesela şeyde de anatomide de aynısı oluyor. Bu arada beni böyle görüyorsunuz, çok iyi. Anatomide de aynısı oluyor. Hocam mesela soruyor, hani anlamadığınız bir yer var mı? Hocam oturmadı anlamadığım bir yer, o yüzden yok. Ben de hızlı bir şekilde derslerde oturmuyor. Derslerde ders sonunda soru sorabilenlere hayranım. Ve bu dersleri de dinlemedim bile. Utanıyoruz bugün benim için. Galiba ders yok. O yüzden ne yapıyoruz? Aslında bayağı oldu. Gerçi şey söylemeye geldim. Dün 12 saat çalışmadım ve şeyi fark ettim. Burada mesela 8 saate çıktığım zamanlarda gerçekten yapmam gereken bir şey vardı. Örneğin anatomi. Şu an çok böyle bir arkadan ittirecek bir şey olmadığı için ve çıkasım da gelmedi. Aynı zamanda bunu yaparken dersin olduğunu bilmiyordum. Ben şey düşünmüştüm. Sabahtan dersler hızlıca biter de yaparız. İki derse de hoca girince, gerçi ilk ders her zaman işiyorduk ama ikinci dersi bazen videoyla da şey yapılabiliyordu. Onun üzerine bir de lab beklediğim gibi gelmeyince, normal labda bir şeyler atıyorduk yani. Size zaten anlatmıştım derslerde.
preparatlardan bir şeyler bulmamızı istiyorlardı hocalar video izledikten sonra. O yüzden o da olmayınca, o derse de girince, en azından yani birazına girince, yarısında bu arada çıkmıştım ya oradan, hocalar ondan sonra geldi ve ben geldiğini duymadım. Duymadığım için birazı kaçtı ama artık yapacak bir şey yok. Bugün dün yapmak istediğim şeylere devam edeceğim. Aynı zamanda fizyoloji dersim var bugün. Rüyamı anlatabilir miyim sizlere? Dinlemek istemiyorsanız birazcık atlatın. Rüyamda çok kötüydü rüya. Rüyamda 10 tane anatomi sorusu varmış ve ben bunların daha doğrusu şöyleydi. Zaman olarak bir şey oldu. Ben son dakikada sınavı teslim etmeyeni, normalde sizlere o gün bahsettim mi hatırlamıyorum da, hani bastıktan sonra teslim ete de basıp onaylaya basmamız lazım, ona göre ayarlıyordum. Ona basmamışım. Sınav saatiniz, zamanınız bitti diye şey geldi, uyarı geldi rüyamda. Dedim Allah'ım ben buna basmadım, neyse hızlıca teslim edeyim dedim. Az gecikmeyle rüyamda kabul ediyormuş sınavı. Dedim iyi bari, kurtardım paçayı. Ondan sonra birkaç saniye sonra normal sınavda olduğu gibi sonuçlar geldi. 9 yazıyordu. 10 soru var. Bir tanesini doğru yaptıysam 10 almam gerekiyordu. 9 yazıyordu. Çok kötü bir rüyaydı. Hani 9 aldım diye nasıl şey yaptım. İçim acıdı. Şey diyorum. Kaldım büte falan diyorum. Ondan sonra annem dedi galiba. Dedi yok hayır, diğerleri de kurtarırsın dedi. Dedim nasıl kurtaracağım 9'u. Uyandım. Ortalama hesaplaması yapıyorum. Kurtaramadım. Hani tabii zaten şey, vizelere baktığımızda %20-20 ortalaması, finale baktığımızda da geri kalan %60 finalde. Kurtarılabilir mi? Finalde çok yüksek alınırsa kurtulabilir ama eğer vizede 9 alıyorsak pek sanmıyorum onun kurtulacağını. Öyle kötü bir rüyaydı. Neyse o rüyayı kenara bırakıyoruz ve derse geçiyoruz. Derse geçmeden önce sanki bir tane dün çalışmamın üzerine hiç anime izlemedim. Biraz anime izleyip derse çalışmaya başlasam iyi olabilir. Uyanamadım bugün neden sizce? Kötü rüyalar görürseniz uyanamıyorsun. Hoş değildi. Hiç hoş değildi. Ortamda aralık buldum. Ben hala insanlardan kaçarak video çekiyorum. Ne yapmaya çıktım? Çok mantıklı bir şey yapıyorum kesinlikle. Gideceğim. Şekersiz bir şeyler yapan bir kafe var. Oradan şekersiz bir pasta var mı diye bakmaya gidiyorum. Kafe şu an kapanmış da olabilir. Evden çıkmayıp gidip bunu yapmaya çıkmam. Ama şöyle oldu. Meltem Hoca'nın dersi vardı. Fizyoloji. Yoruldum derste. Ya uyuyacaktım ya da bir şey yapmam gerekiyordu. Dedim canım çekti, gidip alayım. Daha mantıklı. Bu arada eve geldim. Dışarıda insan olunca çekemediğimi fark ettim. O yüzden dedim evde şey yapayım. Yaklaşık 8 dakikada falan eve döndüm gibi oldu. 8 ya da 15 dakika arasında. Hiç oyalanmadan direkt gittim. Hiçbir yere dokunmadan aldım çıktım ama hızlı gelmek çok akıl kârı bir şey değildi. Ama artık yapacak bir şey yok. O zaman madem geldik yine biraz dinlenmek istiyorum. Sanki çok yoruldum da bugün. Bir şey yapmadım ama o 100 dakika ders çalışmamın üzerine diyorum ki bir animemi izleyeyim. Ondan sonra İngilizce dersime konularına bir bakayım. Eğer konularda çalışmam gereken bir konu yoksa şey yapayım diyorum. Bir 100 daha ders çalışayım. Öyle öyle gidiyoruz. Yapacağım başka bir şey olmadığına göre. Şu Covid'in azalması ve bitmesi lazım. Bitmesini geçtim, azalması lazım artık. Yani lütfen rica ediyorum. Bıktım. Günaydın diyeceğim ama günaydınlık saati geçti. Akşam 5'te, 5 gibi yatınca 12'ye bilmem kaç kala uyandım. Ama diyorum ki işte anatomi falan bitti ya,
bir süre en azından rahatlayabilirim. Çünkü diş dersleri başlıyor. İki tanesini bitirdim. Onların zaten diğerine başlamıştım. Bugün o ikisini de bitireceğim. Çok bir şey kalmadı zaten onlarda. Bir de fizyoloji ve histoloji bakacağım. Zaten bugün cumartesi, dışarıya çıkış yok, hiçbir şey yok. Evde kalacağımız bir cumartesi. Zaten haftada sanki çıktım da. Resmen şey oldu. Blok mantığı altında resmen ders vlogu falan çekildi. Ve yani yaptığım şey olmayınca ve tek yaptığım şey şu aralar ders çalışmak olacak ki eminim birçoğumuz böyleyiz. Çok bir şey çekilmiyor. Derslere geçiyorum. Akşama geçtik. Şimdi Gözde ile biraz ders çalışacağız. Ondan sonra da vlog editleme işlemine geçiyorum. Bir tane bu video hiçbir şeye benzemedi. Çünkü hem bir odada hatta bir odadayız. Sadece bir masada çektiğim, sınavlardan dolayı ağladığım resmen bir video oldu. Umarım daha güzel günlerde dışarılarda çekebileceğimiz, böyle fantastik editler yapabileceğim vloglar da günün birinde gelir. Neyse bugün değil, bu haftadan da bu kadardı diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve istediğiniz veya sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.